Hepinize merhabalar, ben Kandasınız, iyi misiniz efendim? Warframe eğitici ve öğretici videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü öğreteceğim karakter ise Hydrate'in ta kendisi olacaktır. Zamanında sadece farm karakter olarak görünen Warframe artık güncellendi. Artık herkesin göz bebeği oldu. Ne dersiniz şu karaktere bir bakalım mı? Hemen SC basıp yeteneklere giriyorum ve pasifini okuyorum size karşı. Size karşı değil. Sanki videoyu direkt böyle izleyeceksin falan diye. Hydrate'den direkt hasar görenler direkt paslanma ya paslanma statüsüne karşı zayıf kalıyor ve ilk statü zararı %50 azaltıyor. Bu ne demek oluyor? Karşı tarafa vuracağınız her şey paslanma özellikle olunca karşı tarafın direkt zırhını kırıyorsunuz. Ferit Alloy'du, yanlış hatırlamıyorsam ismi Ferit de Alloy'du. Şu şekilde göstereyim 155 levellere karşı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bu binicom'da paslanma özellikle olan bir build'e sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi. Yani 155 demet. Bir başlangıç buydu. Ama görmüş olduğunuz gibi de consistent değildir. Statüyü çünkü çok fazla vuramıyorum, anlaşılan. Böyle görmüş olduğunuz gibi direkt bu şekilde yok ediyor. Paslanma normalde silah boyutlarında %80'e kadar düşürür. Ama Hydrate'in kendisiyle beraber, yeni pasifiyle beraber görmüş olduğunuz gibi tamamen kırabiliyorsunuz bu şekilde. Birinci yeteneğimiz Tempest Barrage. Karşı tarafa attığınızda karşı tarafa paslanma hasarı verir ve herkesi böyle etrafa fırlatır. Ve yani armor strip yapar. Yani karşı tarafın zırhını kırar. İkinci yetenek artık daha iyi. Tidal Surge. Karşı tarafı tamamen bir gruplama özelliğine sahiptir. Karşı tarafı bu şekilde. Tabii ben doğru düzgün aim alabilirsem. Evet. Sürekli de castleyebiliyorsunuz bu arada. Böyle görmüş olduğunuz gibi artık herkes burada. Şu duvara geçin bakayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Ve istediğiniz kadar abanabiliyorsunuz enerjiniz olduğu sürece. Etrafa böyle fırlatabilirsiniz adamları. Şöyle kendilerini resetleyelim. Üçüncü yeteneğimiz de etrafınızda ne kadar fazla düşman varsa 3'e bastığınız anda zırh kazanırsınız ve paslanma hasarı kazanırsınız. Böyle görmüş olduğunuz gibi artık daha hızlı paslanma hasarı vererek karşı tarafa direkt yok edebiliyorum bu şekilde yazarını. Ve etrafınızdaki düşmanlar ne kadar azalırsa çekeceğiniz zırh da o kadar azalır bu arada. Gördüğünüz gibi daha da fazla azalıyor. Gittikçe daha da fazla azalıyor. Yani zırhınız daha fazla azalır. Onu da söylemeden geçmeyelim. Zaten söylemiştim ama yine de söyleyeyim. Dördüncü yeteneğimiz Pilfering Swarm, yani Tentacle Swarm. Ben Pilfering diye seslenmeyi çok severim bunu. Karşı tarafa paslanma hasarı verir ve böyle bir şekilde karşı tarafı havada bırakır. Tentacle'lar karşı tarafı havada tutar ve paslanma hasarı vererek karşı tarafın zırhını kırar. Zırhını %80'e kadar düşürür, daha doğrusu öyle diyeyim. Yapacağınız combo ise zaten 4 ya yani 3-4-1'dir. Yani 3 karşı taraf, yani karşı tarafın direkt zırhını çekmek. Şöyle karşı taraf yenilendi. 3'ü zırhını çekin. 4 ile Tentacle Swarm'ı çıkarın. 1 ile de karşı tarafa tekrardan hasar vermeye başlayın paslamayla ve karşı taraf tamamen full armor strip, yani karşı tarafın armoru düştüğünde de bu şekilde yok edebilirsiniz. Yani daha fazla düşman kalmadı zaten. Bunun yerine başka bir silah almayı da unutmayayım. Hiç gerek yok ya, kalsın. Hemen şu şekilde bu ile de göstereyim. Başlangıç bu ilidir. Bu illerin diğer A ve B dizilimleri gösterilecektir. B dizilimi orta seviye, A dizilimi direkt Stipet ve benim oynayış şeklindedir. C dizilimi sizin başlangıç build'inizdir. Hydrate'in kendisine de bu build'i dizebilirsiniz. Prime'a illa ihtiyacınız yok. Ama Prime'ler bir ekstra bir upgrade'dir. Enerji spawn sizin enerjinizi yükseltir. Handspring daha hızlı ayağa kalkmanızı sağlar ki ne kadar fazla poponuzun üzerinde durursanız o kadar fazla DPS kazanırsınız. Yani damage per second, yani hasar bölü saniye. Yani karşı tarafa daha fazla hasar verirsiniz. Poponuzun üzerinde durmak, yani poponuzun üstüne oturmak değil.
Üstünde durun, çalışın. Intensify yetenek gücünüzü artırır, stretch yetenek menzili verir. Augur Squeeze, Augur Reach ve Augur Message size ekstra bir yetenek kazandırır. Yeteneklere harcanan enerji %120 oranıyla kalkana dönüştürülür. Yani bu size daha fazla hayatta kalma şansı verir ki zaten planlar çok OP değilmiş gibi. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi karakteri bu şekilde daha da fazla hayatta tutabilirsiniz. Onun dışında Agro Secret size yetenek gücü, Agro Reach size yetenek menzili, Agro Message ise size yetenek süresi verir. Continuity yetenek sürenizi artırır. Streamline yetenek verimliliği verir ki daha fazla skill spamlayabilin diye. Maksimum enerjinizi artıran Flow'da tekrardan enerji oranınızı yükseltir. Enerji pool'unuzu, havuzunuzu yükseltir. Zaten bunu gösterdiğim için bedizimle geçiyorum. Bedizimi daha da fazla stipet üzerindedir ve benim en sevdiğim boyutlardan bir tanesidir. Artı seviye, artı stipet işte. Kane Energy size yerdeki alacağınız enerji orplarını daha fazla yükseltir. Hani daha fazla enerji alırsınız. Arcane Aegis sizi taklaşmanızı sağlar. Aldığınız hasar kalkana doğruysa kalkanın yeniden dolmasını yükseltir. Görmüş olduğunuz gibi Corrosive Projection karşı tarafın zırhını direkt azaltırsınız ekstra olarak. Ki bu çok önemlidir. Çünkü sizde paslanma olduğu için daha hızlı kırarsınız kalkanı. Direkt bu ekstra ekstra -18'e zaten daha hızlı zırh kaybettireceği için karşı tarafa daha fazla hasar çıkaracaksınız. Bunun yerine kullanabileceğiniz tonla şey vardır. Hayatta kalmak isterseniz eğer kartı göremiyorum. Kart nerede? Ha, Briefing Respite kullanabilirsiniz. Yetenek kullanımında ekstradan size kalkan sağlayacaktır. Ki bu kadar gerek yok. Tidal Impunity. 2'ye bastığınız anda size ekstradan bayağı Rolling Guard özelliği verir. Ama Rolling Guard'ın daha üstündedir. Size gelen statüleri direkt etkilerini kaldırır. Ve hem siz veya size gelerek kartın özelliğini okuyayım. O şekilde anlayın. Temasa geçen takım arkadaşları için 12 saniye boyunca statü bağışıklığı sağlar. Tidal Search yeteneğinin enerji gereksinimini de 15 düşürür. Çok önemli bir karttır. Size bedava baya Rolling Guard verdiler. Bu kartlardan alınıyor. Bu kart alabileceğiniz yer sendikalar oluyor. Arbiter of Axis gibi yerler oluyor yani. Yanlış hatırlamıyorsam Arbiter of Axis'ti. Yanlışım varsa beni yorumlarda da düzeltmeyi unutmasın yüksek seviye oyuncular. Veyahut bilen oyuncular. Fast Deflection sizin kalkanınızı yeniden doldurmanızı sağlar. Kalkan şarj süresini azaltır. Ki önemlidir. Arcane Aegis ile beraber çok güzel çalışırlar. Bu arada Hatred de tekrardan kalkan kapasitesi ve yetenek verimliliği verir ki daha fazla yetenek spamlayabilirsiniz diye. Stretch yetenek benzerinizi yükseltir. Augur Reach yetenek benzerinizi tekrardan yükseltir. Ama yeteneklere harcanan enerjinin %40'ını kalkana dönüştürür. Bu ne demek oluyor? Daha fazla hayatta kalma şansınızı artırır. Direkt Shield Tank olarak belirlediğimiz olaya geçer. Pilfering Swarm yerine yetenek gücü koyabilirsiniz. Hani Blind Rage, Transit, Fortitude gibi kartlar koyabilirsiniz. Burayı ne bu arada ya? Ben burayı ne koymuşum zamanında? Equilibrium. Galiba Equilibrium'u koymuştum. Ben Tentacle Swarm'la oynamayı seviyorum çünkü ben sapın önde gidineyim. Pilfering Swarm koyarsam ne oluyor? Karşı taraftan dokungaçla tutunanlar daha fazla bana ilave eşya düşürüyor. Bu materyal olabilir yani ne bileyim argon parçaları işte ne bileyim ya düşünüp düşünebileceğiniz bütün her şeyin bütün böyle materyaller ve eşyaları daha hızlı düşürebiliyor. Nasıl desem? Beynim durdu. Polimer demeti olsun, neyrot olsun gibi şeylerin daha hızlı düşmesini sağlar. Adaptation'ın hasar aldığınızda o hasara karşı olan direncinizi yükseltir. Darbeye, kesmeye, virüse, paslanmaya ve gibi özelliklere karşı daha az hasar alırsınız. Bunun direncini yükseltir çünkü. Primate Continuity size yetenek süresi verir ki önemlidir kendileri. Bunun nasıl çalıştığını da göstermek için yapay zekaya durdurmayı kapatıyorum. Stipet'i açıyorum ve başlayalım. Karşı taraftan 3 çekiyorum. 4'e basıyorum ki herkes stunuyor zaten. Eximus'lar varsa Eximus'ların yemesini de zaten artırabilirsiniz. Tabi paslanmaya özel olan bir silahım olduğu için birazcık zorlanırım ama yani görmüş olduğunuz gibi chill.
Eğer eximusları varsa ki şu şekilde göstereyim. Eximusları düşünmeyelim, şöyle yapalım. Heh, o da gitti. Mesela şu şekilde göstereyim. Karakterin dayanıklılık olayını. Plunder. İkiye bastığınızda bütün statülerden çıkarsınız. Mesela karşı taraf bana 90, 190 darbe atmış. Hop, tekrardan görmüş olduğunuz gibi kalkanı çok hızlı artırır. Arcane Aegis ve Fast Reflector, Boreal's Hatred gibi gibi şeyler bunun yükselmesini sağlar. Görmüş olduğunuz gibi sürekli kalkan yeniliyorsunuz hasar almadığınız sürece. Olay tamamen bunlar ibarettir. Zaten paslama vuracağınız için karşı taraf direkt hani zırhı kırılacak. Bu da Hydrated'i en yüksek seviyelere çıkartıyor. Onun dışarısında şöyle bir şey almak istiyorum. Glaive. Gel bakalım. Mesela şöyle de karakterin yükselmesini sağlayabilirseniz. Epitat nerede? Heh. Ve Glaive Prime ile Epitat Prime. Epitat Prime yalnız. Olsa ne kadar güzel olurdu değil mi? Hemen şöyle karşı tarafı bu şekilde statü vurursunuz. 1, 3 ve 4 basarak tamamen işi bitirebilirsiniz. Epitat, 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 epitat. Ki zaten öldürmeye odaklı değildir. Ana silahlarınızı ve yakın dövüşlerinizi bu şekilde direkt yok edebilirsiniz karşı tarafı. Şunu yemeyeyim. Heh, bu şekilde. Hydrate gerçekten çok güzel bir karakter olmuş. Gerçekten Digital Extremes'i bu yaptıkları rework için gerçekten tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter dönüşmüş. Böyle bir karakter gerçekten herkesin ihtiyacı var. Dedim ki Pulfering Swarm yerine Equilibrium veyahut tekrardan yetenek gücünüzü artırabilecek herhangi bir kart takabilirsiniz. Bu benim oynayış tarzım tekrardan. Yani söylemeden geçmeyeyim. Bu da az önceki B diziliminin birazcık daha değişimi. Değişen kartları söyleyeceğim. Blind Rage geldi ve neydi? Helmet ile beraber ikinci yeteneği çıkardım. Evet. Hayatta kalma olan direkt Tidal Surge'ımı çıkardım. Rolling Guard'ımı çıkardım ben. Çünkü bu build direkt Pilfering Swarm build'i. Direkt kasma build'i yani. Umbral Intensify, Primate Flow, Continuity, Spect işte bu tekrardan enerji düşürmenizi sağlayacaktır ki bir comfy oyuncular içindir. Yani arkanızı yaslanın baya baya build'in keyfini çıkarın. Equilibrium da size zaten sağlık kurelerinin enerji vermenizi sağlayacaktır. Zaten sürekli zaten hani direkt canınıza hasar almayacağınız için sürekli size enerji sağlayacaktır ki bu bu kartla beraber yükselebiliyor. Primate Flow da zaten enerji oranımı yükseltmek içindir. Yani bu kadar. Bu da sizin zaten şey build'iniz. Dediğim gibi. Şöyle yapalım. Karşı tarafa plunger'ınızı yapalım. Bep. Bep. Sadece değmeleri yeterlidir bu arada. Böyle vurarak ekstradan eşya düşürüp enerji orpları düşürüp sürekli enerjinizi full tutup ve Primate Aegis'le beraber zaten hasar alacağınız için hasar bir anda geri çekilecek. Kalkanınız daha hızlı dolacak. Onun yerine eğer takım arkadaşlarınız varsa, yani ben Kasım'ı bu yıldığında takım arkadaşlarımla oynuyorum kalkanım azalmıyor diyorsanız Aegis'i çıkarıp onun yerine herhangi bir arken koyabilirsiniz. Mold kartlarından olan Augment mesela. Yetenek gücü verir 250 defaya kadar birikir. Yetenek gücü biriktirmeniz Pulfering Swarm'ın daha fazla işe yaramasını sağlayacaktır. Hani Tentacle'lar daha fazla vuracak. Tempest Barrage'ınız daha fazla artacak. Veyahut ikinci yeteneği direkt şeye çevirebilirsiniz. Ya da birinci yeteneği. Şu iki yeteneği Hermitler ile beraber çıkarıp Gauss'un yeteneğini koyabilirsiniz Tempest Barrage'ı. Tempest Barrage'ı bastığınız anda karşı taraf zaten ateş ve buz yetenekleri yiyeceği için, yani statüleri yiyeceği için bunu da patlamayla yapıp direkt karşı tarafı yok edebilirsiniz. Epitahtınızla beraber biriktirerek. Fakat ben bunu yapmadım çünkü üşengeçim. Yapacak bir şey yok. Beni tekrardan izlediğiniz için ve Hydrate'in bu kadar OP olmasını sağlayan Digital Extremes'e tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Farkındayım. Üzüldünüz değil mi? İyi. Beni izlediğiniz için tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Görüşürüz, kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Ravages out. Sayonara.